Giovanni. Tebe koyaz boğazım. Ezeki zavet, Giovanni bizdini. Ya bu sekine bedar. Ne diyor? Ne diyor yaklayın? Selamet de gidin, yolunuz açık olsun diyor. Zıla, 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 zıla. Narin, Narin kalk, buldular bizi. Azat ne diyorsun? Buldular bizi. Eminsin? Boran'a, gördü beni peşimizden. Hemen kaçmamız lazım. Nereye kaçacağız? Ya bilmiyorum, bulacağız bir yerler Narin'im. Ben sana dediydim burada gecelemeyelim diye. Şimdi kaçsak bile hemen yakalarlar bizi. Narin'im, Boran'a şu anda kapıda olabilir, anlamıyor musun? Öldürecekler bizi. Abim buradaysa çıkıp konuşalım. Narin, Boran'a dinler mi beni? Marabasının oğlunu adam yerine koy mu sanki? Kaçmaktan başka çaremiz yok Narin'im. Kaçmak da çare değil Azad'ım. Kaçsak da hemen bulurlar bizi. Yola girdik artık. Çıkıp konuşacağız abimle. Dinlemezse de... Ya ne dinlemesi Narin? Ağa bu. Öldürecekler diyorum, anlamıyor musun? Ya şey göze almadık mı Azad? Şimdi mi can tatlı geldi? İçine korku düştü. Hem ölümdeki sevdamızın yanında. Buradalar! Buradalar adam! Siz burada kalın. Sen çık dışarı. Abi, yalvarıyorum kıyma bize. Bırak gidelim ha. Sana çık dedim Narin. Beni de vur. Tora ikimizi de öldürmeni emreder. Çık dışarı abi, Narin. Abi Allah! Hem... Sena sevdiği için gerekirse ölmez mi? Sen Yezdağ için üç köy birbirine katmadın mı? Çık dışarı. Kurban Allah'ım yapma. Beni öldür ama onu vurma. Erkek adam sevdiğini yüreğiyle alır. Bu yürekliliği daha önce gösterseydin de isteseydin Narin'i benden. Ama sen karşımda tir tir titriyorsun. Bu mudur sevdanın, cesaretinin gösterdiği? Bırak Şivan Kahya. İndirin. Azat. Buyur ağam. Al Narin'i evine götür. Babana da söyle bize varsın. Ağam. Ne diyorsam o Şivan Kahya. Başım üstüne ağam. Toplanın gidiyoruz. Bir
yolunu bulup kan dökmeden çözeceğiz bu işi. Ağam, babamın dediği gibi ya Nari'nin karşılığında Celil'in kızını alacağız ya da Azat'la Nari'nin başını. Kimsenin kılına dokunulmayacak. Ne Nari'nin ne Azat'ın. Ne ona geliyorsun ne ona ağam. Karşılığında kız alalım diyorum, ona da razı olmuyor. Aşiretimizde başı bağlı olmayan er yok. Sen varsın ya oğul. Beni saymayın anca. Aşiretimizden kız kaçırırdı oğul. Kutlama yapar gibi düğün edip oturacak değiliz ya. Onun töresi var. İkisinden birisine karar kılacaksın. Son söz senin. Ama unutma. İkisinden biri olacak. Yoksa kimseyi zapt turapt altında tutamazsın bundan böyle. Sağdan abi. Geç otur. Yok baba, oturmayacağım. Bak oğlum, 20.000 kişiyi bir arada tutmak kolay değildir. Ağalığı sana vermeden önce de demiştim. Gün gelir anan hak ederse canına kıyarsın. Gün gelir acın hak ederse kırmızı kuşağı beline dolayıp düğün kurarsın. Yıllardır böyle gelmiş, böyle gidecek. Baba. Şimdi Narin bacına kıyamazsın, anlarım. Benim de içim sızlar. Ama kan dökülmesini istemiyorsan var git bacın karşılığı kıza. Bizi evlat acısından kurtar. Bizi bir torunla şereflendir. Başka yol arama. Çünkü yok. Var git şimdi. Ağa dediğin yolu baştan keser. Kararı tez elden verir. Bora, oğlum. Töre karşısında boynumuz kıldan incedir değil mi Bora? Narinime kıyacaksınız. Kuzumu alacaksınız benden. Ana yapma böyle. Bu kaçıncı kurban genç yaşında toprağa giren, duvak yerine kefen giyen. Sana evlat acısı yaşatmayacağım ana. Her söz. Doğru mu diyorsun Bora'nın? Küçükken merhameti kulağına fısıldadıydı. Meğer yer etmiş. Yüreğin yaşından büyükmüş oğlum. Celil haber bekler. Ne diyeceğiz? Düğün için hazırlıklara başlansın. Berdel'e karar kıldı. Kız alıp kız vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun ağa. Gerçi kız biraz küçük ama iyidir. Nasıl olsa Kevser ana yol yordam öğretir ona. Kaç yaşında ki? 12'sine girmemiş daha. Karar standın. Celil bir şeydi. Karar ne? Olmadı. Öldürecekler bizi. Kan akacak. De artık. Ya nedir baba, bir şey çıksın ağzından kurbanın olan. Dilan'a verme. Küçük oda. 11'ini bitirmedi. Benim kanımdan olacak. Başka çaresi yok. Kim bu Zazoğlu?
Sen naneyi ye, biz temizleyelim. Sonra da de ki kimi vuracağız baba. Nereden baksan 3-5 ay sonra 18 yaşına girmeyecek. Zaten artık reşit oldu mu, biz yırtınsak da bize para mala vermezler. Hem fena mı olur? Ağaya az kızını vermiş olursun. Musluk bir taraftan tıkanır, diğer taraftan açılır. Ulan ne diyorsun Hırbo? Sıla diyorum baba. Sıla'yı verelim ağaya. Sıla mı? Anana ne diyeceğiz? Sana yalan söyledik. Aslında kızın yaşıyor. Bedar'ın kalbi dayanır mı buna? Terzi geldi. Biliyorum çok sıkıldın ama bu son prova. Hadi gel canım. Balık gibi şuna bak. Dilan, süpürge bitince hamur yapalım kızım. Tamam. Dada. Ne? Sana bir şey diyeceğim. Kız sen içeri. Bir şey diyeceğim ama hır çıkarmak yok, tamam mı? Hem söyleyeceğim şeye kızmayacaksın, çok sevineceksin. Ne diyeceksen de herif, işim gücüm var. Hani kızın Sıla. Ne diye yüreğime tuz basıyorsun? Rahmetliyi hatırlatıp da yüreğimi yakma. Ya o zaman öyleydi, öyle söyledik. Kızın Sıla ölmedi, yaşıyor. Sen ne diyorsun herif? Alay mı geçiyor benden? Ya ne alay geçmesi Bedar? Sana müjdeli haberi veriyorum. Sıla ölmedi, yaşıyor, Allah Allah. Ay harika olmuş. Çok yakışmış. Prensesler gibisin Sıla'cığım. Ay sahi mi anne, güzel oldu değil mi gerçekten? Çok güzel oldu. Çok yakıştı sana. Mezuniyet töreninin en güzel kızı sen olacaksın. Ne zaman teslim edeceksiniz? Yarın sabah. Aman gecikmesin lütfen. Öğlenliğin burada olsun. Çünkü akşama kadar anca hazırlanır. Ay anne. Niye? Yalan mı? Senin 3 saat sürer hazırlanman. Değil mi dadı? Acıyı nasıl yaşattın? Hiç mi insafın yok herif? Nerede kızım? Nerede? Yavu nerede olacak? Onların yanında gene. Nasıl peki? İyiyim. Hasta mı öldü dedin? Ya iyidir, rahatı yerindedir. Madem iyidir, bunca yıl niye yok yere beni kandırdın ha? Hiç mi insafın yok senin? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Ya sakin ol Bedar. Ana Allah'ı seven yapma. Dur ana. Sen de biliyordun değil mi? Hepiniz de püüüü! Kafamınız kosunuz devrilsin! Kanlı bıçaklara gelin! Dağıtında can verin inşallah! Yahu deli deli konuşma Bedar! Bütün bunları keyfimizden mi yaptık? BYK yurt dışına nasıl gönderdik? Böbreğini nasıl ameliyat ettirdik? Her ay silah için para gönderdiler Bedar! Bunlar duayla olmadı! O tarlayı, bu evi nasıl aldık Bedar? Terlet batsın! Kızımı aldın elimden. Parayı sattın. Ya bana yapma, Allah aşkına yapma ana. Çekil. Nari, su getir ama Nari. Ya nasıl vermişsem silahı, sana öyle geri getireceğim Bedar. Hazır. Hazırlan oğlum, İstanbul'a gidiyoruz.
Yarın akşam orada olacağız. Beni istetmişsin baba. Kararını duydum oğul. Sağ ol. Sayende soyum devam edecek. Zaten yüzüm toprağa döndü. Öyle deme baba. Tabiatın kanunu bu. Biri doğar, biri ölür. Teşekkürler dadıcığım. Afiyet olsun yavrum. Dadıcığım niye tükürüyorsun yine? Neden olacak? Korkuyorum yavrum. Neden korkuyorsun? Nazardan tabii ki. Sana da bir haller oldu. Telefonun hiç susmuyor bugünlerde. Dıt 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 dıt. Aman dadı. Hadi giyin artık giyin. Ben geç kaldık. Dedikçe uzattın da uzattın Erkan'cığım. Ne yapayım sevgilim? 150 milyon dolarlık ihale bu. Evet demek kolay. Neyse. İhaleye katıldığımızı açıklayacak mıyız efendim? Tabii açıklayalım. Açıklayalım da piyasanın biraz huzuru kaçsın. Hay Allah. Sıla için ısmarladığım takıyı unuttum. Merak etmeyin efendim. Ben aldırdım. Yanımda. Buyurun. Teşekkür ederim sizinle. Prensesim. Nerede kaldınız merak ettim. Davetteydik biliyorsun ancak gelebildik. Emre de gecikti. Merak etme gelir. Şimdi ne kadar güzel olmuşsun. Evet. Bu ne? Bu sana annenle benim mezuniyet hediyemiz. Çok güzel teşekkür ederim. Hadi tak bakalım üstünde nasıl duruyor bir görelim. Yardım edeyim mi? Lütfen. Dur dur yavaş. Heh. İpek saçlım benim. Çok yakıştı değil mi? Hı. Kim? Çok güzel. Ay çok yakıştı. Emre Bey geldi. Ha. Bahçede bekliyormuş. Hadi bekletme iyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Maşallah. Canım. Hem geç kalıyorsun hem de bir yukarı bile çıkmıyorsun. Zaten bugün beni maça da götürmedin. Ama bir sebebim var. Yenildiğimi görmeni istemedim. Yenilmen benim için önemli değil ki. Üzülme. Nedir bu? Aç. Kazandın, kazandın demek. Biliyordum. Bir de kazanmak benim için önemli değil diyorsun. Al bakalım. Bu senin. Sana getirdim. Çünkü bu senin sayende oldu. Sıla. Daha gitmediniz mi kızım? Gidiyoruz şimdi. Acıkmadın mı daha oğlum? Sabah kahvaltıya da varmadın. Acıkmadım. Biraz ani oldu ama vardır bunda da bir hayır. Yuva kurmak güçlü kılar er kişiyi. Ne yapmış Celil? Bulmuş mu bir yol? Demin haber saldı Bedar. Belki sen bilmezsin. Bir kızları daha vardır bunların. Dilan'dan büyük tabii. İstanbul'a verdilerdi. Celiller onu getirmeye gitmişler. Onu gelin vereceklermiş bize. Ben de bir fotoğrafı varsa yollayın dedim. Sen göresin diye. İstemem. Belki beğenmezsin oğlum. Beğensem de beğenmesem de töre yerini bulacak ana. Gerisine karışmayın artık. Babam yurt dışına gitmeden önce kısa bir tatil yapalım diyor. Öyle mi? Nereye? Bilmem. Belki Bodrum'a falan gideriz. Yine bir süre buralarda olmayacaksın anlaşılan. Zaten okumaya Londra'ya gidiyorsun. Ben seni ne zaman göreceğim peki? Emre dikkat! Emre kuş kazanmış. Allah kahretsin. Beni çarpıp kaçtı herhalde. Yaşıyor. Hemen bir yardım çağıralım. Tamam tamam dur dokunma. Sıla ne yapıyorsun? Hadi tut. Tamam dur dokunma dedim sana. Bak şimdi çağırıyorum. Burada bırakacak değiliz ya. Kan kaybından ölecek. Tamam arıyorum ambulansı. Çağırırız bir tane gelir hemen. Onların gelmesi saatler sürer. Emre tutar mısın? Of Sıla ya neden hep böyle acelecisin?
Daha 3 yaşındaydı. Onun da böyle simsiyah uzun saçları vardı senin gibi. Güzel mi peki? Bilmem. Güzeldir herhal. Hem olmasa ne olur ki? Hangi anaya yavrusu çirkin gelir? Sever mi beni Sıla abla? Siz kardeşsiniz kızım. Kardeş kanda, evlat candandır. Hiçbir şey değişilmez. Peki neden bizden değerli evinde? Kader bazen insanın üstüne üstüne gelir. Körkütüp bağladı elin kolun. Alır götürür canının yarısını. Karşı durmak istersin, duramazsın. Yoksa ben ister miydim? Yıllarca ölüsüne ağladım kızım, çeker alırdım. Bilseydim, izin verir miydim başka yerde büyüsün? Aha işte burası. Doğru mu? Vallahi adres öyle diyor. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Erkan Bey'le görüşecektik. Sebep? Biz tanıdıklarıyız. Ziyaretlerine geldik. Bir şey görüşeceğiz. Bir saniye bekleyin. İş için falan gelmişlerdir kesin. Buyurun, ne istemiştiniz? Ya Allah Allah, derdimizi 40 kişiye mi anlatacağız? Erkan Bey'le görüşeceğiz, o kadar. Kusura bakmayın ama kendisi müsait değil. Ne istiyorsanız bana söyleyin. Bizim işimiz onunla. Sizinle değer. İş için falan geldiyseniz Selim Bey var. Erkan Bey'in asistanı. Bana bak bacım, iş falan istemiyoruz. Siz bize Erkan Bey'i çağırın, yeter. Kim diyeceğim peki? Celil deyin, Celil. Tanır bizi. Mevzu Sıla'ymış derseniz o anlar. Tamam öyleyse, içeride bekleyin. Siz burada bekleyin. Efendim, kusura bakmayın ama ısrarla sizinle görüşmek istediğini söyleyen birileri geldi. Kim? Celil diye biri. Yanında da biri daha var. Celil mi? Hangi Celil? Sıla hakkında görüşmek istiyorlarmış. Öyle dedi yani. Celil kim Erkan? Ya ben de bilmiyorum. Bir görüşelim bakalım. Tamam kızım. Sen al içeri, ben geliyorum. Peki efendim. Ben bir görüşeyim, anlarım kim olur. Sen nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum. Sıla'ya kimin derdi varsa ben de öğrenmek istiyorum. Hadi gel. Selamünaleyküm. Nasılsınız Erkan Bey? Benim ben Celil. Sıla'nın babası. Selamünaleyküm. Nasıl olur? Ne demek bu? Erkan? Bak biraz daha geç kalsaymışız neredeyse kan kaybından şoka girecekmiş. İyi ki çocuk kendine gelip kimin çarptığını hatırladı. Yoksa bütün geceyi karakolda geçirecektik. Emre! Tamam canım, şaka yapıyorum. Eve bırakayım mı artık seni? Yok canım, gidiyoruz Emi. Böyle mi gideceksin? Hemen eve gider değiştiririm ben üstümü. Çok geç kalacaksın ama. 5 dakikada hazırlanacağım bak, göreceksin. Tamam o zaman. Anası çok hasta. Tabii ölmeden önce son kez kızını bir görmek istedim. Siz istediniz diye biz Sıla'ya ailesinin... Yani sizlerin öldüğünü söyledik. Tamam, öyleydi. Biz de anasına kızının öldüğünü söylemiştik. Ama öğrendi. Bizim çocuklar ağzından kaçırmış. O da kızımı göreceğim diye tutturdu. Biz Sıla'ya böyle bir şey söyleyemeyiz. O sizi öldü biliyor. Ve bu böyle kalacak. Canım zaten anlaşmamız da böyleydi. Anlaşma falan yoktur artık Erkan Bey. Gidin Ögün'e atar gibi attığınız parayı istemiyoruz artık. Ne anlaşması? Ne parası? Erkan? Erkan Bey'in her ay yolladığı sus parası. Neler oluyor Erkan? Neden sen bu insanlara para veriyorsun? Neden Sıla'nın annesi Sıla'yı öldü biliyor? Bize de onlar öldü dedin. Hepimize mi yalan söyledin?
Neden yaptın bunu Erkan? 3 ay sonra kızlarımı geri istediler. Ne yapsaydım yani? Geri mi gönderseydik? Böyle bir yol bulduk. Hepimizin mutluluğu için. Orta bir yol. Böyle anlaştık. İnanamıyorum sana Erkan. İnanamıyorum. Vallahi her şey açığa çıktı. Anası kızının yaşadığını biliyor. Kızı da anasının ölmediğini öğrenecek artık. Biz de kızımızı alıp anasına götüreceğiz. Hayır. Sıla hiçbir yere gitmeyecek. Buna kim engel olacak ha? Kim? Daha kız 18'ine basmadı. Hem de ben onun babasıyım. Gelecek dedim mi gelecek Erkan Bey. Ayla. Buyurun efendim. Git kapıdaki görevliye söyle. Misafirlerimiz gitmek istiyor. Hayır. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Neşe, sen bu işe karışma. Tabii. Sen nasıl olsa bir yolunu bulur, halledersin değil mi? Yıllarca kızını, beni kandırdın durdun. Şimdi gerekirse yine yaparsın değil mi? Neşe. Orada hasta yatan bir kadın var. Ve de bekliyor. Ben bu veballe yaşayamam. Bunca yıl yaşamışız zaten. Sen annemlere merhaba de, ben üstümü değiştirip hemen geliyorum. Süre tutmak, 5 dakika. Tamam. Sıla kızım. Ah! Kaza mı geçirdiniz? Anneciğim bir şeyimiz yok. Merak etmeyin efendim, yok bizim bir şeyimiz. Ne demek yok, ne bu? Yolda bir kaza olmuştu. Biz de yaralıyı hastaneye taşıdık. Bu kan kimin? Anneciğim merak etme, bir şeyim yok. Üstümü değiştirip hemen çıkacağız. Hay aklım çıktı. Baba. Merhaba. Anne, kim bunlar? Öp kızım. Öp kızım öp. Yabancı değil. Öz babanın eli. Anne. O adam. Gerçekten benim babam mı? Evet kızım. Bana öldüler demiştiniz. Yaşıyorlar mıydı yani? Evet yaşıyorlar. Böyle olmasını istemezdim evladım. Peki neden? Neden bana yalan söylediniz? Haberim yoktu. Babam bana söylemedi. Onlar istemiş öyle. Yani bilmiyor muydun? Hayır. Babam bana da yalan söyledi. Bilsen bana söyler miydin? Sen benim için dünyadaki en kıymetli varlıksın. Sevincimsin. Seni ne mutlu ederse ben onu yapardım. İnan baban da bunun için yalan söylemiştir zaten. Birlikte bir hayat kuralım. Şimdi niye gelmişler? Özannene de senin için öldü demişler. Ölüm döşeğinde öğrenmiş senin yaşadığını. Şimdi son nefesinde bir kez göreyim kızımı demiş. İçinden gelmiyorsa gitmek zorunda değilsin. Lütfen biraz yalnız kalabilir miyim? Seni doğuran belki ben değilim ama annenim senin. Annenim. Bunu böyle hissetmen için dünyaları veririm kızım. Özür dilerim, yalnız kalmak istiyorum. Peki kızım. Ama unutma. Ne olursa olsun. Sen benim canımın içisin. İçisin.
Neşe teyze. Ah Emre, kusura bakma seni de ihmal ettim ama yabancı değilsin. Rica ederim, siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sıla nasıl, görebilir miyim müsaitse? Biraz yalnız kalsa daha iyi olacak. Kendine gelince seni arar zaten. Peki o zaman. Ha, Emre, bunu sana söylememe gerek yok ama... Endişelenmeyin, hepsi aramızda. Sizin için de, Sıla için de çok hassas bir durum. Eğer yapabileceğim bir şey olursa lütfen söyleyin. Teşekkür ederim, sağ ol. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Ah, annene selamlarımı ilet. Baş üstüne. Sıla istemediği sürece onu hiçbir yere götüremezsiniz. Hem bakalım Sıla isteyecek mi annesini görmeyi? İsteyecek, mecbur. Kız bizim kızımız. Eğer Sıla isterse onu yalnız göndermem. Onunla birlikte ben de gelirim. Ne diyor kızım? Bir şey demiyor, ne desin ki? Çok şaşkın. Odasında şimdi. Çağırın biz konuşalım o zaman. Sıla kızım. Ne zaman gidiyoruz?